Gel. Baloncuk. Gel yavrum, taşınıyorsun. Gel. Abi mermi gibi gidiyor. Evet, su alıştırmasını yapalım. Çok güzel bir balık. Yani büyüdüğü zaman tül gibi oluyor gerçekten, adı gibi. İnşallah bunları damızlık olarak büyüteceğiz. Hedefimiz öyle. Evet, selam arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İyi hobiler herkese. Bugün L144 tül vatos aldık. Bayağıdır aradığım vatoslardan aldım. Bugün takipçimiz Emin'le beraber gezdik. Gebze'de papağan üretimcisi var. Adı Mesut. Ondan bugün Pakistan papağanı alacaktık. Gittik geldik. Önce bir fiyatlarına baktık. Benim istediğim türlerden yoktu. Daha doğrusu böyle ele alışkın bir papağan istiyordum. Pakistan papağanı. Siparişini verdik. İnşallah öyle ele alışkın, şöyle ısırmayan, tam evcil olmuş bir Pakistan papağanı bulursak alacağız. Bugün de Nur Pet Shop'tan L144 tül vatos aldık arkadaşlar. Bunlara ayrı besleyeceğiz. Tabii bunlar damızlık değil, normal tül vatos. Ama çok hoşuma giden bir tür. Yani daha önceden mesela cüce vatosumuz vardı. Hala var. Ama tabii bunlar tül kuyruk. Bunlar büyüdüğü zaman şöyle kuyrukları falan çok güzel açılıyor. Bunlardan besleyeceğim. Şu bölmenin bir tarafı açık kaldı biliyorsunuz. Orada karideslerimiz vardı. Karidesi ayırdık. Karidesimiz de burada. Biliyorsunuz karidesimizi ayırdık. Ora boş kaldı. Şimdi orayı daraltacağım. Hatta balon balığını da ayıracağım. Bunlara bir yer ayarlayacağım güzel. Yakından bir göstereyim. Çok şahane. Gerçekten. Hatta az önce suya alıştırmasını falan yaptım. Şöyle yakından göstereceğim. Torbada görünmüyor. Evet, şöyle bir suya alıştırmasını şunu da yaptık arkadaşlar. Daha doğrusu yani dışarıdan getirdiğimiz için biraz soğuktu. Akvaryumdaki suya koyduk. Su ısısını alsın diye. Şey yapacağız. Bunu bir boşaltalım. Suya alışsın. Evet, su alıştırmasını yapalım. Çok güzel bir balık. Yani büyüdüğü zaman böyle kuyrukları şeyleri böyle tül gibi oluyor gerçekten, adı gibi. İnşallah bunları damızlık olarak büyüteceğiz. Hedefimiz öyle. Şöyle bir yakın göstereceğim. Tabi burada pek fazla görünmüyor sanki. Ama büyüdüğü zaman çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şu an 5 tane yavru. Herhalde bir 4-5 aylık var. Şöyle bir yakın gösterelim. Evet, L144 vatoslarımız bunlar. Ama tabii cinsiyetini şu an ayıramıyoruz. Şu an daha yavrular. Erkeklerde zaten şöyle bıyıkları çıkıyor. Ama güzel, sağlıklılar. Birazdan yerine atalım. Burada suyu alıştırmasını yapalım. Bu erkeğe benziyor. Bıyıklar çıkmış gibi sanki. Ama gerçekten akvaryumu güzel temizliyorlar. Mesela nerede o cüce vatosumuz? Bir tane vatosumuz vardı. Bu, bakın, bu normal cüce vatos. Camdaki. Bu normal cüce vatosumuz. Diğer cüce vatosumuz vardı burada. Hatta burada erkek cüce vatosumuz da var. Bunların arasından göremedim. O sarılardan 2-3 tane olması lazım. Ha, bakın burada. Bakın burada. Bu dişi cüce vatosumuz.
Şurada küp var tabii. Küpü alıp buraya kurmak gerek. Yani tül vatosları buraya kuracağız. Buradaki biliyorsunuz balon balığımız var. Balon balığını en köşeye alacağım. Buraya da bir bölme yapacağım. Bölmelerimiz var. Cikletleri iyice kenara alacağım. Şu sol tarafa D144 cüce vatoslarımızı koyacağız. Hatta yerimiz geniş. Ben buraya da bir zebra danio koyacağım arkadaşlar. Onu da paylaşacağım. Hatta zebra daniolardan yavru alacak şekilde yer yapacağım. Çünkü buradaki yerimiz geniş. Uzunlamasına yerimiz geniş. Şimdi sularına bir alışsın. Buradaki canavarlar çok güzel. Evet. Şu an üretimhane bu şekilde. Yavruları burada büyütüyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlar bakın şurada yeni kuluçkadan çıkan en minikler orada arkadaşlar. En minikler orada. Akvaryum bölmelerimiz bunlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane fazladan var. Diğerler zaten bakın şu yandan bölmeli. En üstte bölme yok zaten. Bunları alacağız. Şöyle böleceğiz buraya. Balon balığını tabi ayıracağız. Ondan sonra D144 cüce vatoslarımızı alacağız. Onları ayrı besleyeceğim onları. Şöyle damızlık olana kadar, şöyle cinsiyetleri belli olana kadar besleyeceğiz. Daha sonradan bir kısmı da bakalım ayarlarsam zebra danio onlara bir yer ayıracağım. Bakalım onlardan yavru alabilecek miyiz? Hemen şöyle bir zaten dinlendi. Vatoslarımız da suda alıştı. Alışması yapıldı. Buraya bir yerleştirelim. Evet balon gel. Baloncuk gel yavrum taşınıyorsun. Gel. Abi mermi gibi gidiyor. Gel kutçum. Gel. Gel. Şurada da artemiye yaptım. Onu da dökersek. Aha. Gel. Bakın. Arkadaşlar balonumuz. Şimdi düzeni değiştirdim. Son anda bir karar verdim. Bakın bu buradaki cikletleri şuraya bölme yaptım. Nasıl olsa bölmemiz var. Buradaki cikletleri buraya koyacağız. Şöyle tepe filtrenin motorunu da buradaki bölmeye yapıştırdık. Bu cikletlerimiz burada olacak. Şimdi tül vatosları buraya attım. Burada birazdan dip çekim yapacağım ama. Tül vatoslar burada. Mesela balon balığını buraya koyduk. Vatosları da bu kısma alacağım. Nasıl olsa zebra daniomuz olacak. Bu kısma da zebra danio koyacağım. Tabi altını ızgaralı biçimde yapacağım ki yumurtaları aşağı dökülüp yavrular çıksın. Çünkü zebra daniyadan üretim düşünüyorum. Buradaki cikletleri aşağı alacağım. Yerimiz var nasıl olsa. Şöyle bir hızlı üretimi burada yapacağız. Son anda bir karar verdim. Böyle güzel oldu. Çünkü mecbur yeni balık, yeni tür koyduğumuz zaman uğraşıyoruz arkadaşlar. Hani yer sıkıntısı var. Çünkü aslında yerimiz var. Onu kullanıyoruz. Mecbur suya alıştıra alıştıra koyuyoruz ki balıklarımız etkilenmesin. Şimdi cüce vatoslarımız zaten burada şurayı temizlik yaptığımız zaman daha net görünecek. Bunlar bir toparlansın. Çok güzel olacak inşallah. Karşıda da var bakın. Çok güzel. Zaten birazdan artemiye de vereceğiz. Bakın az önceki cüce vatosumuz burada. Bu tül vatos değil tabi normal cüce vatos. Ama bunlar tül. Bunlar çok güzel olacak. Evet arkadaşlar. Böyle güzel oldu ya. Son anda fikir değiştim. Gerçekten güzel oldu. Evet. Bu arada L144 vatoslarımıza bunlardan vereceğiz. Artı şöyle neyimiz var? Şöyle bakın yakından göstereyim. Vatoslar için şöyle yemlerimiz var.
Bunlardan vereceğiz. Artı bir de hatta biraz yem atayım onlara. Evet ve de bu suprinlardan verebiliriz. Diğer buradaki vatoslarımıza da veriyoruz zaten. Bunlardan da verebiliriz. Diğer büyük vatoslarımıza da veriyoruz suprinler. Burada attığımız zaman zaten frontozalar yemiyor. Onları da verebiliriz. Akvaryum tarafını kurduk arkadaşlar. Bunları burada büyüteceğiz. Şöyle kuyrukları tül gibi olacak gerçekten. Şöyle akvaryumumuzu böldük. Bakın bu tarafa da balon balığımızı koyduk bu tarafa da. Buna bu kadar yer yeter. Zaten bunu un kurduyla besliyoruz. Bunu da paylaştım sizinle. Tül kuyruk L144. Yakında iyice bunlar güzel olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videomuz zebra danio olacak. Onları da bu kısma atacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet. Birazcık kaçtı oraya.